Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün efsanevi komutanlar anlatmaya devam edeceğiz. Ve benim içimde kalan bir komutanı sizinle paylaşmak istiyorum. Yani bu oyunda komutanlar konusunda yaptığım ilk hata ve en büyük hata Fatih'ti. Yabancıların deyimiyle 2. Mehmet, bize göre Fatih Sultan Mehmet hakkında konuşacağız arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in bende yeri ayrıdır. Eski oyuncular, yani bu oyunun İlk oyuncuları şunu bilirler ki Fatih çıktığı zaman çok güçlü bir komutandı. Sonradan gücü düşürüldü özellikle. Hatta Fatih fulleyenlere az biraz heykel verdiler. Çok güçlü bir komutandı. Çok özel bir komutandı. Bu oyuna herkesin başladığı gibi Osmanlı başlayıp Fatih alacağım diye de yani elmasla altın anahtar alıyordum Fatih çıkacak diye. Ve çıktığı gibi de ilk becerisini beşlemeden 1-1-1 39 level Fatih yapmıştım. XP'm yetmediği için 40 level yapamamıştım. 40 level yapıp yıldızım falan da yetseydi büyük ihtimal Fatih bende daha da yüksek olacaktı. Komutan serisinin sizden gelen ilgiyle devam ediyorum. Normalde araya başka videolar açacaktım ama sürekli herkes yeni komutan istiyor. Anlatmamı istiyor. Ben de yeni komutan anlatmaktan mutlu oluyorum. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olursanız gerçekten sevinirim. İstanbul Fatih'ine anlatmaya başlayalım o zaman. Arkadaşlar Fatih öncelikle becerilerinden gidelim. Liderlik, beceri ve işgal komutanı. İşgal olması çok güzel. Oyunun başında o İşgal özelliği gerçekten güzeldi ama liderlik komutanlarını ben sevmiyorum. Ya oyunda maalesef liderlik yeteneği acı zayıf arkadaşlar. 3 farklı birim türü varsa vesaire yazıyor burada genelde becerilerde. Ve siz Fatih önde çıktığınız zaman yetenek ağacı yüzünden karma çıkmanız gerekiyor. Karma çıkmak da sizin için yeterince iyi değil. Çünkü oyun başında arkadaşlar T5 değilsin. T3'sün, T4'sün fark etmez. Bir tane teknoloji yapıyorsun burada. Kim ne oynuyorsa o teknolojiyi yapıyor. Mesela T4'ü açtıktan sonra burada ona göre teknoloji yapıyorsun. Abi sen şimdi süvari 8-8 yapıyorsun üzengiyle levha zırhı. Ama şimdi vut çeliğin kalkanın 1. Tığ uçlu okun geniş kalkanın 1. Olmuyor yani. İstediğin performansı o yüzden ilk başta alamıyorsun Fatih'ten. Liderlik komutanlarının birinci komutan olarak değil de ikinci komutan olarak gerçekten oyunda mükemmel bir yeri var ama. Çünkü kendi kıta kapasiteleri var. Arkada güzel gidiyor. Önde değil, arkada gerçekten Fatih Sultan Mehmet birçok komutanına uyumlu. Becerilerine geçelim, oradan devam edelim. Fatih'i nasıl açabilirsiniz onu da söyleyeceğim. İlk iki becerisini 5 yaptıktan sonra açabilirsiniz arkadaşlar gönül rahatlığıyla. 5-5-1-1 Fatih bayağı güzeldi. Ama Fatih Sultan Mehmet altın anahtardan çıkıyor. Bir valisi yok. Her gün özel tekliften alabiliyorsun. Eskiden işte Çağçağ, Martel, Ersik, ondan sonra Sezar, Frederik, Fatih falan diye gidiyordu. Şimdi seçmeli olarak Fatih'i seçip alabilirsin. İlk becerisine geçelim. Fatih konuşmuyor, öyle devam edelim. Osmanlı topları. 1000 öfke istiyor. 5 hedefe doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 1150. Her hedefe verilen hasar eklenen hedef başına %15 düşer. Bu beceri şehir garnizonuna ve gözetleme kulelerine ek hasar verir. Hasar faktörü 700. İşgalde ilk defa böyle bir şey okuduk. Ek hasar veriyor şehirlere, garnizonlara. Bu çok ekstrem bir şey. Yani çok güzel rally açabilirsiniz Fatih'le ama sonradan tabii oyunda çok eş seviye komutanlar geldiği için Fatih şehir rallilerinde geri plana düştü maalesef. 1450 falan vuruyordu ben yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu %15 hedef başına düşmüyordu. Çok oyunun en eski zamanlarında. Böyle bir Fatih'i nerflediler, gücünü azalttılar. İlk beceri gayet güzel. 1150 daha yüksek olsa daha iyi olurdu ama bu da ideal. İkinci becerisine geçelim hemen. Karanın ve denizin lordu. Pasif beceri. Bu komutanın önderlik ettiği kıtalar %20 saldırı bonusu kazanır ve ekstradan %20 beceri hasarı verir. Ya Fatih mükemmel. Saldırı bonusun %20. Evet, güzel bir beceri. Beceri hasarı var %20'de. Niye YSG ile uyumlu dediğimi anladınız mı? Fatih'in de beceri hasarı var. YSG'nin de burada beceri hasarı %50 var. Yani %50 YSG'den alıyorsun. %20 de Fatih'ten alacaksın. %70 beceri hasarı. İkisi de zaten beraber çok manyak vuruyorlar. Ama maalesef
YSG önünde o izni vermiyorlar kimseye. O kadar çok bulmasını sağlamıyorlar. Kırılgan oluyor. Çünkü fark ettiğiniz gibi savunmaya da sağlık bonusu okumadık Fatih'le alakalı. Hareket hızı da yok. Üçüncü becerisine geçelim hemen hızlıca. Fatih becerisi, pasif beceri. Bu komutanın önderlik ettiği kıtalar bir şehre saldırdığında normal saldırıları %10 ihtimalle garnizona ekstra hasar verir. Hasar faktörü 1000. İşte burada şöyle bir sıkıntısı var Fatih. Bu becerisi bayrağı çalışsa mükemmel olacak. Bayrak da iş yapmıyor. Şehire saldırırken çok yüksek vuruyorsun. Yani Fatih'le demişler ki bir şehri yok et. Oyun zaten ilk çıktığında bu kadar çok, yani KVK diye bir şey bile yoktu arkadaşlar. Hani bayrak savaşları falan önemli ama insanlar birbirinin şehrine saldırması da önemliydi. Fatih bu noktada önemli bir komutan. İlk KVK'larda, ikinci KVK'larda, hatta bence artık üçüncü KVK'larda Fatih'in bu şehir saldırıları çok ciddi fark yaratacaktır. Barçası olmayanlar ya da barçası olanlarla beraber Fatih'le beraber mancınık rallisi açabilirsiniz şehirlere. Öyle düşünün. Yani 5 bin, 10 bin süvari piyade okçu atın. Geri kalan full mancınık, T4 mancınık rallisi. Şehri istediğiniz gibi vurabilirsiniz. Hem ordunuz karma olur, hem işgal becerilerini alırsınız, hem de beceriyle çok güzel bir şekilde şehre saldırı yaparsınız. Mancınık rallisi için Fatih düşünülebilir. Çok güzel olur hatta, onu söyleyeyim. Ama tabii ki fetih sezonuna girdiğimiz zaman artık Atilla Takeda'lar ve diğer komutanlar devreye giriyor. O zaman da mancınık rallisi açılabilir ama oyunda insanların gücü çok yüksek olduğu için mancınıkla o insanlara ralli açmak çok mantıklı olmaz. Mancınıklara ölü verirsiniz. Ama bir 50 milyonluk, 40 milyonluk bir adamı ikinci KVK'dasınız. Full mancınık rallisi açarsanız. Mancınıklar zaten bizim bir işimize yaramıyor ki. Yani açın gitsin ne olacak? Mancınık ölü vermek istiyor insanlar. Hatta mancınıklar o kadar işe yaramıyordu ki artık oyun YSS'yi vesaireyi getirdi garnizon olarak. YSS falan da insanların bayraklarda mancınık öldürebileceği, kalelerde mancınık öldürebileceği bir komutan haline döndü. Hani YSS önde çok güçlü değildi Theodora ile ikisi. Saldırandan daha az, daha çok kayıp alıyorlardı saldıran kişiye nazaran. Ama insanlar mancınık atarak hem mancınıklarını azaltıyorlardı, güç düşebiliyorlardı, hem de ölü vermiş olabiliyorlardı. Fatih de bu konuda size böyle bir avantaj sağlıyor. Çünkü piyade, okçu, süvari öldür öldür azalıyor ama mancınık insanın elinde birikiyor. Harcayacak yer bulamıyor mancını. En güzel şehir rallisini açarsınız Fatih'le. Bu şekilde hem profiliniz güzelleşir, ölü sayınız artar, hem de mancınıklarınızdan kurtulmuş olursunuz. Dördüncü becerisine geçelim. Bilge Kral, pasif beceri tekrar bu beceride. Komutanın önderlik ettiği kıtaların kıta kapasitesi %10 daha fazla olur. Bu komutan bir toplu saldırı başlattığında toplu saldırı kapasitesi %10 artar. Fatih şehir yok etmek üzerine bir komutan olmuş. İstanbul'un Fatih adını gerçekten vermişler. Hani bu oyunda. Gidin abi şehri ele geçirin Fatih'le. Liderlik komutanlarında genel olarak gördüğümüz bir şey. Fatih'te %10 kıta kapasitesi var ama aynı zamanda seferberlik ordusu kapasite bonusu da var. Yani siz 2 milyonla ralli açıyorsanız 2 milyon 200 yapıyor. 200 bin askerinizi artırıyor. 2 milyon 200 ise işte gerekli sunakları vesaire aldıysanız bir şehri 2 milyon 400 ile ralli açabiliyorsunuz. Çok daha yüksek ralli açmanızı sağlıyor. 200 bin asker fazla ralli açabilmek bu oyunda önemli. Kıta kapasitesi de çok çıkmak da asker sayısı olarak önemli. VIP 14 arkadaşlar 210 bin çıkıyor. Fatih ile beraber arkada çıktığınız zaman önde herhangi bir 60 level bir komutan var diyelim. 230 bin çıkıyorsunuz. Sahaya 20 bin asker fazla çıkmak gerçekten önemli. Fatih önde çıkarsanız yetenek ağacından alabileceğiniz kıta kapasiteleriyle daha da fazla çıkabilirsiniz. Oraya girmeyeceğim. 20 bin asker fazla olması ne işinize yarar? Öncelikle gün batımı gibi yerlerde Altın Krallık'ta Fatih arkadaysa hem 5 kıtaya vuruyor hem fazla asker çıkıyorsun. Gayet güzel. YSG ile uyum dedik ya. YSG ile sadece uyumu burada yok. Guan Yu'yla da uyumu var Fatih. Bugün piyade oynayan arkadaşlar yanına ek kıta yapmayı düşünüyorlar. İşte Saladin vesaire. Ama Guan Yu'nun arkasına Fatih attığınız zaman hem onun beceri hasarını artırıyorsunuz. Hem de arkadaşlar Guan Yu da alan vuruyor. Fatih de alan vuruyor. Kıta kapasitesini artırıyorsunuz. Guan Yu'nun beceri hasarını artırıyorsunuz.
Fatih'in uyumsuz becerisi yok. Becerilerini okuduk. Genelde daha çok şehir saldırısı üzerine. Evet, bunu görüyoruz. Rally açıyorsanız arkada da gerçekten güzel olabilir. Beceri, yani özellikle beceri komutanı ile rally açıyorsanız arkaya Fatih koyabilirsiniz. Ya da Fatih önünde açıyorsanız mancınıkla gidebilirsiniz dediğim gibi. Ve kıta kapasitesi meydanda size 20 bin fazla can güzel bir avantaj sağlar. Asker sayının ne kadar fazla, asker sayısının fazla olması meydanda önemli bir iş yapıyor. %25 kıta kapasitesi bastığımız zamanki gücümüzle %50 bastığımız zamanki gücümüz arasında çok büyük bir fark hissediyoruz. %50 kıta kapasitesini basan kendini 300 bin yapan meydanda böyle bir daha bir özgüvenli savaşıyor. Net becerileri var ve bizim için ideal bir komutan. İlk iki becerisini açacak kadar altın anahtardan gelir. Fatih 5-5-1-1 yaparsınız. Arkaya atarsınız. 60 level yapmayın. Fullemeyecekseniz Fatih'i asla levelini yükseltmeyin. Eğer Fatih'i fulleyecekseniz, uzmanlığına kadar her şeyini açacaksanız 60 level yapıp kullanabilirsiniz. Oyunda çok alternatifi var artık bir sürü komutan. Önceden hani Fatih herkes 60 level yapıyordu, kullanıyordu ama şu an artık bir sürü komutan geldiği için insanlar eski komutanlara daha az rağbet ediyorlar. Uzmanlığa geçelim. Orban bombardımanı biliyorsunuz topları yapan ustanın ismi Orban'dı. İleri doğru bakan yelpaze şeklinde bir bölgede bulunan 5 taneye kadar düşmana doğrudan hasar verir. 1350. Her bir hedefe verilen hasar eklenen hedef başına 15 düşer. Ya 1150'den 1350'ye çıkıyor. Arkadaşlar 200 nüklemeyi çarptırıyorlar. Bu da gerçekten Fatih'in ne kadar nerf yediğini size göstersin. 200 nükleme için nedir? Biz Saladin'i fullemeye gerek yok dedik. 300 nüklemeyi çarptırması için. Ama Fatih'te resmen yani çekememişler Fatih'i. Ben öyle söylerim. Yabancılar Fatih Sultan Mehmet çıktı. Çok güzel oldu. Çok güçlü oldu. Çekemediler, nörflediler. Ben bu kadar böyle söylüyorum. Çünkü Fatih kadar böyle bir nörflenen bir komutan Atilla oldu. Onu da çekemiyorlar. Onu da nörflediler. Hiç öyle yabancı komutanların ben daha İngiliz, Çin komutanlarının falan nörflendiğini görmedim bu oyunda. Hep bize yakın hangi komutan varsa nörflüyorlar ama. Okumaya devam edelim. Bu beceri şehir garnizonlarına ve gözetleme kulelerine ek hasar verir. Hasar faktörü 800. Yani Allah razı olsun. İlk becerisi zaten 700 veriyordu. 800 vuruyor. 100 puanı artırmışsın. Yani Allah razı olsun ya. O 100 puanı vermeseydin biz ne yapacaktık kim bilir. Ayrıca %50 ihtimalle şehir garnizonlarına ve gözlem kulelerine ekstradan ikinci bir hasar darbesi indirebilir. Hasar faktörü 500. Meydanda ekstra vurmuyor. Şehirleri %50 ihtimalle 500 daha vuruyor. Yani 250 daha fazla vuruyor. 100 buradan, 250 de buradan, 350 daha fazla şehirlere vurabiliyorsun. Fark ettiğiniz gibi Fatih şehir üstüne yoğunlaşmış bir komutan. Ama diyeceksiniz ki niye biz bu şehir rallilerinde Fatih'i bu kadar çok görmüyoruz? Çünkü lider komutanların şöyle bir sıkıntısı var. Uyumlu komutan bulamıyorsunuz. Yani Fatih'in savunması yok gördüğünüz gibi. Lider komutanlara yapabileceğiniz güzel ekipmanlar yok. Sarı ekipmanlar yok. Ama mesela bir Atilla Takeda rallisi açıyorsun. Arkadaki ikinci komutan da süvari. Süvari destekliyor. Komutan becerileri birbirini destekliyor. Ekipmanların altın oluyor ya da ona göre güzel ekipmanlar oluyor. Oyun çıktığında burada ekipman diye bir şey yoktu. Yani ekipmandan gelen bir güç yoktu arkadaşlar. O yüzden Sezar Bayrak rallisinde ilk KVK çıktığı zaman ben hatırlıyorum. Sezar çok kullanıyordu. İnsanlar bayrağa saldırırken Sezar'la saldırıyorlardı. Bugün Sezar'la bayrak saldırısı görmüyorsunuzdur herhalde. Yani şuradan hemen şöyle geleceğim. Bakın. Ekipmanlara gelelim. Ya bugün saldırı yeteneği, bugün silahlara geldiğiniz zaman abi süvariye %20 veriyor, diğerleri yok. E şimdi süvariye veriyor, piyadeye veriyor, okçuya veriyor. E burada da yine piyadeye veriyor. Bakın piyade sonsuz imparatorluk kalkanı. Piyadeye 20 veriyor, süvarileri 5-5 veriyor. Sen şimdi bunu karma ordu silahı olarak yapamazsın. Yok yani. Aynı şekilde ejderha nefesi yayını da yapamazsın. Mor silahları da yapamıyorsun. Bakın bu piyadeye güzel veriyor. Yani Sakura Kobuki. Süvari ve okçu kısmı kötü. Aynı şekilde Altın Çağ da aynı. Aziz'in kalbi de süvariye güzel veriyor. Diğerlerine kötü veriyor. Doğal olarak sarı ve mor olarak ekipman olarak yapabileceği liderlik ekipmanları yok arkadaşlar.
Fatih Sultan Mehmet'in veya işte diğer lider komutanların önde bekleneni veremeyişinin sebebi biraz da bu. Theodora'nın ya da YSS'nin Zenobia'nın arkasına koyulmasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Hem liderlik yeteneği ağacı hem de ekipman meselesi. Yani bunlar önde güzel ekipman olamayacağı için Zenobia sen sarı ekipmanları taktığın için doğal olarak arkaya koyuyorsun. Hem de yetenek ağacı yüzünden. Fatih de aynı şekilde. Önde Fatih rallisi açmaktansa insanlar genelde 60 levelse tabii ki açıyorlar. Mancınık rallisi dediğim gibi. Ama ekipman bulamıyorsun. Ve bu oyunda da liderliğe kırıklayacak bir lüksün yok. Yani okçu, piyade, süvari ekipmanı yaparsın. Değiştirirsin yani. Sen süvaride tek komutan kasmıyorsun ki ondan alırsın buna takarsın. Ya da piyade de bugün kasmazsın, yarın bir piyade komutanı yaparsın. Okçu da bugün YSG'n vardır, yarın Ramses yaparsın. Okçu komutanı kullanırsın. Ama liderlikte kullanabileceğin çok bir komutan olmuyor maalesef. O yüzden liderlik ekipmanı genelde yapmıyorsun. Yapmadığın için de Fatih bu kadar popüler değil. Ama gerçekten çok güzel bir komutan, tatlı komutan. Bizim hani kalbimizin bir başka attığı, duygusal olarak farklı hissettiğimiz bir komutan. Oyunda alanda yeterince güçlü değil, gücü kısıldığı için. Ama şehir saldırısı gayet güzel. Yapılır mı diyorsanız, bana soruyorsanız Fatih Sultan Mehmet'i fullemeyin derim. Önce kendi komutanlarınızı yapın. İleride dediğim gibi piyadeler Guanyu'yla vesaire, okçular YSG ile kullanıyorsun. Yani Fatih Sultan Mehmet'i yaparsan boşa gitmez ama aciliyeti olan bir komutan değil. Altın anahtardan gelsin. Belli bir zaman geçsin. Çok çok ileride artık kendi kombinasyonunu tamamladıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'i de fullemek istersen yaparsın. Şahsen ben bir gün fulleyeceğimi düşünüyorum. İlk iki becerisi 5 olduğu zaman açıp arkaya koyabilirsiniz. İkincil komutan olarak kullanabilirsiniz. Birçok yerde meydanda dahil işinize yarar ilk başta. Ama sonra kendi komutanlarınıza yönelirseniz Fatih'i kombinasyonunuzdan çıkarırsınız. Becerileri de şanslı giderse, dördüncü becerisine giderse gün batımı dahil kullanabilirsiniz. Meydanda da kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.